Orada işte. Burada da şey. Oralar da. Başkanım hayırlı olsun, devre arasında ilk transferleri imzalamaktırıyorsunuz. Neden söyleyeceksiniz bu transferlerle ilgili? Öncelikle hayırlı sabahlar değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, devre arasına girdiğimiz günden bu tarafa hem ben hem teknik direktörümüzle aynı şeyleri konuştuk. Bir iki tane transfer planladığımızı, takımdan ayrılan mevcut kadrodan ayrılanlar olursa yerini alacağımızı ve onun dışında bir iki tane transfer yapabileceğimizi söylemiştik. Bir tane garanti ama ikisi de ikincisi de olabilir olacak gibi demiştik. Ve gördüğünüz gibi iki transferi birden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi birisi Mustafa Pekdemek, birisi de Emircan kardeşimiz tercihlerimizi Türk oyuncularımızdan tarafa kullandık. Zaten yabancı oyuncuya ihtiyacımız da yok. Mevcut kadromuz zaten yeterli. Ama tabii ki takımımıza takviye için belirlediğimiz bölgelere hem orta saha hem santrofor mevkiinde düşünmüştük zaten. Bugün gerçekleştiriyoruz. Ben Mustafa'nın takıma katkı sağlayacağını ve yeniden Alanya'da bir çıkış yapabileceğini kanısındayım. Kendisine de inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah öyle de olacaktır. Allah kaza bile sakatlık vermesin. Emircan da bildiğiniz gibi Ümraniye Spor'da çıkış yapan, son yıllarda herkesin de takdirini alan bir kardeşimiz. Emircan'ın da ben burada amaçladığı hedefe ve daha yukarılara çıkmak için kendisine de burada yer bulacağına inandığı için geldi. Biz de onun için zaten Emircan'ı kadromuza kattık. Emircan da tabii ki beklentimiz çok. Emircan'ın da kendisi için hedeflediği noktalar çok. İnşallah ben başarılı olacağını düşünüyorum. Her ikisine de camiamıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum hem Mustafa'ya hem Emircan'a. Sayın Başkanımıza güzel sözlerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah onun inancını ben de boşa çıkarmam ve elimden geleni yaparım. Tabii Alanya Spor'a geldiğim için çok mutluyum burada bulunmaktan dolayı. İlk yarı iyi bir grafik çizdiler. İnşallah Emircan'la beraber biz de ikinci yarıda katkı sağlarız ve daha yukarılara çıkarız. Söyleyeceklerim bu kadar. Taraftara mesajı yani taraftara gerçekten hani buraya gelerek geldiğimizde defalarca karşılaştık Alanya Spor'la. İç sahada gerçekten destek veriyorlar takımlarına. Benim söyleyeceğim şimdilik inşallah bu desteklerini devam ettirirler. Her zaman onlara ihtiyacımız olacak. Ben de onların önüne çıkıp güzel bir performans sergilemek için elimden geleni yapacağım. Neler söyleyeceksin bu transferle ilgili? Öncelikle başkanıma ben de teşekkür ediyorum. Transferin ilk gününden işte bitişine kadar çok sağ olsun hep içten bize yaklaştı. Burada olmamı, bu takıma katkı sağlayacağıma çok inandı. İnandığını gösterdi ve bu da benim seçim haklarımda, tercihlerimde Alanya Spor'u önde kaldı. Alanya Spor'a geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri bir sıcak bir aile ortamı var. Bu benim işin daha kolaylaştıracak işimi. İnşallah takıma ben de hedeflerim doğrultusunda, takımın hedefleri doğrultusunda çok çalışıp katkı sağlamak istiyorum. Burada da tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaşın da bayağı genç. Kendi hedeflerinle ilgili ilerisi için neler söylesin? Milli takım hedefin falanla ilgili neler söylesin? İlk Süper Lig deneyimim olacak. Alanya Spor'da ilk Süper Lig deneyimim olacak. Çok çalışıp Alanya Spor'dan Avrupa'ya Melih gibi transfer olmak istiyorum. Gururumuz olarak orada hem Alanya Spor'a hem Türkiye'mizi temsil etmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi Melih'in sakatlanması bizi çok derinden üzdü. Türkiye'yi üzdü. Ben de yani iki gecedir yani hemen hemen uyumadım üzüntüden. Dün işte akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Cenk orada şu anda Melih'in başında. İnşallah onun da en kısa zamanda hepiniz üzdü. Yani sizleri de üzdü biliyoruz. Çünkü hepiniz çok seviyorsunuz. Alanya'da halkı zaten 7'den 70'e çok seviyor. Bizim de evladımız zaten. İnşallah en kısa zamanda iyileşip hem sahalara dönecek hem milli takımımıza katkı sağlamaya devam etmesi için inşallah dualarımız hep Melih'le. Başkan, devre arasında Haydar'la kaleci İsmail'in iki kaleci birden ikinci yarı kamp kadrosu alınmadı. Kadroya alınmadı. Devre arasında bir kaleci transfer edecek mi? Ya şimdi onunla alakalı şu anda Eray var. Orada biliyorsunuz altyapıdan bir kalecimiz daha var. Şu anda kaleciyle alakalı acil bir sıkıntımız yok. Bekleyeceğiz daha transferin bitimine de var. İnşallah onunla alakalı bir düşünce oluşabilir. Hocamızla konuşuyoruz zaten. Kulübümüze uygun bir kaleci olursa düşünülebilir ama şu an için net bir şey yok. Başka mevkilere transfer yapabiliriz? Şu anda düşünmüyoruz. Şu an için düşünmüyoruz ama son günlerde ne olur bilmiyorum ama şu anda takım zaten kadromuz yeter demiştik zaten. Bir iki transfer de iki tane transfer yaptık. Şu an için takımdan yani bir ayrılık olmazsa ki şu saatten sonra tabii ki zor zaten maç haftasına girdik artık. Ben onu da hep söylemiştim biliyorsunuz takım bir hafta kala teklifler gelirse değerlendirir diye. Şu ana kadar hiçbir futbolcu teklif gelmediğine göre bundan sonrası zaten geçerli olmaz. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabii. Formalarla Buraya bakalım. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.